Amerika korona salgında gerçekten zorlu bir döneme girdi. John Hopkins Üniversitesi'ne paylaşılan yeni verilere göre salgının ilk başladığı gün New York'ta koronavirüs nedeniyle kaydedilen ölüm sayısı 2603 iken dünkü verilerde bu durum bir gün içinde 3157 olarak açıklandı. Yani bu şu anlama geliyor, salgın artık ilk başladığı zamanlardan daha da tehlikeli bir boyut kazandı. Hastanede tedavi altına alınan hasta sayılarında da ciddi bir artış var. Bu sayı 100 bine ulaştı. Önceki gün içerisinde görülen vaka sayısı 100 bin civarındayken şu an 200 bine ulaşmış durumda. Yani zorlu bir kış bizi bekliyor. Bugün CDC, Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezi Başkanı Dr. Robert Redfield açıklama yaptı ve Aralık, Ocak, Şubat ayları zor zamanlar olacak Amerikalılar için. Amerika'nın kamu sağlığı tarihindeki en zor döneme giriyoruz açıklamasını yaptı ve vaka sayılarındaki artış sağlık kuruluşlarında da alarma geçirdi. Bunun üzerine Los Angeles Belediye Başkanı bugün eğer böyle devam ederse Noel'den önce sağlık kuruluşlarında oda sıkıntısı yaşanacak mesajını verdi. Ve zorunda değilseniz dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Bazı eyaletlerde hastane ve sağlık personeli sıkıntısı da hastanelerde çok ciddi bir boyutta. Tüm dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısı haberi ilk Pfizer firmasında Alman ortakları BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşı ile gelmişti. Ardından Moderna firması da ürettikleri koronavirüsü salgın aşısı ile FDA, yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne aşının acil kullanım izni için başvuruda bulunmuştu. Her iki firmanın da geliştirdiği aşı klinik deneylerde yaklaşık %95 oranında etkili. FDA komitesinden gelen yapılan açıklamayla Pfizer başvurusu 10 Aralık'ta, Moderna'nınki ise 17 Aralık'ta incelenip karara varılacak. Eğer onaylanırsa 15 Aralık ve 22 Aralık'ta aşı dağıtımına başlanacak. Aralık ayı için Amerika'da planlanan Pfizer aşısının 22,5 milyon, Moderna'nın aşısının da 18 milyon üretilmesi planlanıyor. Anketlerde aşı yaptırmaya gönüllü olanların sayısı %50 idi. Şimdi ise %58'e yükselmiş durumda. Hala büyük bir oran aşı taraftarı değil. Bu noktada da gerek uzmanlar gerekse siyasilerden konuya dair birçok yorum geldi. Halkı teşvik etmek amaçlı. Siyasilere geçmeden önce en sıcak gelişme olarak dün Birleşik Krallık ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in aşısını onayladığını açıkladı. Ve COVID-19 aşısına izin veren ilk ülke oldu. Fakat Ulusal Alerji ve Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci bu duruma tepki gösterdi. Fauci'nin bunun çok acele bir karar olduğunu ve bu kararın yeterli incelemeden yoksun olduğunu söyledi. Ayrıca Fauci açıklamasında FDA'nin ilaç üreticilerinden gelen ham verileri incelemesinin ve kendi deneme sonuçları analizinin zaten zaman aldığını, Birleşik Krallık'ın ilaç şirketlerinin kendi bağımsız kontrollerini yapmadan sunduğu raporlara çok fazla güvendiğini ve bunun yanlış olduğuna da yer verdi Fauci. Aşı gelişmeleriyle ilgili siyasilerden de çeşitli yorumlar geldi. Örneğin ABD eski devlet başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da yeni aşıların kamuoyunda yaşatabileceği kuşkuyu gidermek için koronavirüsü aşısı olabileceklerini açıkladılar bugün. Obama katıldığı radyo programında ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'nin güvenli olduğunu söylediğinde aşıyı kameralar önünde yaptıracağını söyledi Obama. George W. Bush aşının FDA onayından geçer geçmez, Bill Clinton ise imkan olur olmaz aşıyı kesinlikle kamuoyu önünde yaptıracağını belirtti. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.